Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yeni haftaya konut sektörüyle başlıyoruz. Konutta arz talep dengesini, yılın ikinci yarısında fiyatlardaki beklentiyi, konut kredi faiz oranlarını ve yabancı ilgisini konuşacağız. Önce ilk konuğum Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ile başlıyoruz. Hamit Bey, iyi haftalar dileyerek başlayalım ve öncelikle baktığımızda Ağustos ayının bir performansını iç talepte çizerek ilerleyelim isterim. Temmuz ayına baktığımızda konut sektöründe %53'lük düşüşle 107 bin adetlik satış bandında gerçekleşmişti. İpotekli kısımda gerileme ise %84'e ulaşmıştı. Dolayısıyla yılın ikinci yarısına iç talep satışlar açısından gerileyerek başlayan bir konut sektörü görüyoruz. Peki Ağustos ayında gerek ticari gerek konut tarafında iç talep nasıl ilerliyor ve yılın geri kalanına dair beklenti nedir? İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi evet, Temmuz ayında bir düşüşle başladı. Bu düşüş şu an konut sektörü, sektördeki arkadaşlarımızın satışı genelde yabancılara yönelik. Yerli müşteri faizlerin yüksek olması nedeniyle sadece projelere gelerek sormakla kalıyor. Sonraki süreçte alıma yönelilmiyor. Yani bugün bu sektörde satışlar baktığınız zaman çoğunluğu yabancı müşteri. Yabancı müşteri de neresidir? Körfezi, İngilizi, Almanı, Avrupalısı hepsi var. Konut sektöründeki, konuttaki ucuzluk nedeniyle, dövizdeki fark nedeniyle yabancıların biraz talebi daha arttı. Zaten verilerde de yabancılar %50 gibi bir artış gösteriyor. Yerli müşterinin tam sadece faiz odaklı olduğu için, faiz odaklı konut alımı düşündükleri için faizlerin de yüksek olması nedeniyle biraz durağan gidiyor. Yani bugün 10 tane satış yaparsanız bunun 2 tanesi, 3 tanesi yani %30'u gibi yerli müşteri oluşuyor. Biz bunu anlatıyoruz. Genelde arkadaşlar da anlatıyor. Arkadaşlarımıza da briefing verdiğimizde bunu yerli müşteriye de anlatıyoruz. Konut alımınızı ötelemeyin. Çünkü sektördeki zamlar nedeniyle bir sonraki ay veya bir sonraki sene bu fiyatları bulamayacaksınız. Mutlaka alımlarınızı gerçekleştirin. Sektörde de konut ruhsatları alıp konut temel atan veya başlayan sayı da çok azaldı. Arkadaşlarımızdan bir durağanlık da var. Bu sayıda azalması nedeniyle önümüzdeki yıl konut arz talebinden çok konut ihtiyacı. Dilerseniz bir kısa habere gidelim. Bu arada teknik bir sorun yaşıyoruz. Size tekrar bağlantıyı sağlayacağız. Bu noktada birazdan yeniden Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e döneceğiz ama öncesinde tüketici güveniyle ilerleyelim. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %1,6 oranında düşüş kaydetti. Detaylar haberimizde izliyoruz. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi Ağustos ayında 79.5'ten 78.2'ye geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos'ta %9.6 oranında azalarak 75.3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos'ta aylık %1.4 oranında azalarak 78.6 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi ise Ağustos'ta %5.8 oranında artarak 61.3 gerçekleşti. Tüketici güven endeksi normalleşme yaşanan Temmuz ayında gerileme göstermişti. Yangın ve sellerle yaşanan afetlerle pandemiye yönelik vaka ve kayıp sayılarındaki artış, güven kaybının nedenler arasında görüldü. Bloomberg HT tüketici güven ön endeksi Ağustos ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %14.03 azalarak 55.95 değerini almıştı. Evet, Ağustos ayında tüketici güveni 78.2'ye geriledi diyoruz ve yeniden hemen bağlantıyı sağladığımız konuğumuz Sayın Demir'e sözü bırakıyorum. Evet Sayın Demir, baktığımızda yılın ikinci yarısında iç talepte özellikle yabancı ağırlıklı satışların gerçekleştiğini, yabancıya satışın %50 oranında artış kaydettiğini söylediniz bu süreçte ve yerli açısından da en önemli kritik konu konut kredi faiz oranları. Geliyorlar, soruyorlar ancak faiz oranları nedeniyle de geri dönüş olmuyor diyorsunuz. Peki bu noktada şunu da sorayım. Önümüzdeki aylarda beklenti nedir? Bir, ikincisi şu an itibariyle baktığımızda konut kredi faiz oranları sektörde tabii ki kritik eşiğin üzerinde, dolayısıyla olması gereken seviye nedir? Şimdi önümüzdeki ayla yıl sonuna doğru şu an faizlerin düşüş beklentisi biraz hayal kırıklığı olur ama yıl sonuna doğru faizlerin biraz daha önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngörmekteyim. Ama düşerken, düşüşle beraber tabii ki sektörde de bir hareketlilik olacaktır. Şu an elinde parası olan faizlerin yüksek olması nedeniyle bankaya yatırıyor. Faizlerin yüksek olması nedeniyle parası olmayıp konut almak isteyen arkadaşlarımız da faizlerin yüksek olması nedeniyle alamıyor. Tabii ki burada bir getiri, faiz getirisinin yüksekliği, faizin giderinin yüksekliği sektörü biraz etkiliyor. Şu an sektördeki arkadaşlarımız ve biz de genelde döviz kurundan kaynaklı bir yabancı satışla devam ediyoruz. Ama ben 2022 yılının ilk çeyreğinden sonra faizlerin hafif hafif geriye dönmesiyle beraber ben 2022 yılının 2021'den daha iyi olacağı ümidindeyim. Peki Sayın Demir, özellikle şimdi konutta arz fazlası da yükselmeye devam ediyor. Bu yükselişte 12 aylık arz fazlasına baktığımızda 168 bini aştığını görüyoruz. Gerek pandemi döneminde özellikle yetersiz arz nedeniyle yüksek talep karşılanamamıştı. Diğer yanda kurlardaki artış ve pandemi etkisiyle beraber konut fiyatlarında ciddi oranda artış olmuştu. Dolayısıyla şimdi yeniden arzda artış önümüzdeki süreçte konut fiyatlarında bir gevşemeye neden olur mu? Nasıl öngörüyorsunuz? Kesinlikle önümüzdeki senelerde konut fiyatlarında gevşeme olmayacaktır. Aksine artış olacaktır. Biz bunu sizinle her programımızda ele getiriyoruz. Gerçekten inşaat üretimindeki malzemeler çok zam geldi. Her ay zam değişiyor. Enflasyonun üzerinde bir zam geliyor. Bunu da önlemek mümkün değil. O yüzden maliyetler çok artıyor. Yani Türkiye'de %40, %50 kat karşılığı oranında aldığınız zaman %50'sini, %40'ını toprak sahibine verdiğinizde, geri kalan da bu sektördeki zamlarla mücadele ettiğinizde maliyetler kurtarmıyor. O yüzden ben bunu hep diyorum. Biz önümüzdeki yıl bugün mal ettiğimiz fiyatların en az %40, %30, %40 daha fazlasına mal edeceğiz. Mal ederken de biz maliyetimizin altında zararına satma imkanımız yok. Üzerine ekleme yapmak zorundayız. O yüzden ben sizin bu konuyu aşmanıza da sevindim. Bazı arkadaşlarımız, bazı alıcılar özellikle de piyasada mutlaka düşecek. Düşsün, öyle bekleyin. Ben biraz faiz getirisiyle paramı biriktireyim, öyle alayım diyorum. Şu an konut sektöründe konut üretimi durdu. Bugün kiralar aldı başını gidiyor. 2+1, 1+1 kiralar bilene artık 4-5 bin liradan, 6 bin liradan başlıyor. İstanbul'un dışında, İstanbul'un içinde de değil. O yüzden konut şu an sektörde konut üretimi de biraz gerilediği için, yavaşladığı için, ruhsat alımları azaldığı için sektör oyuncuları da bekle gör durağanlığına girdiği için önümüzdeki yılda konut fiyatları bu yılın sonu ve önümüzdeki yılda artacaktır. Bu fiyatlara artık konut bulmak zor. Bir de en önemlisi, biz Avrupa'da da konut yapıyoruz, Almanya'da yapıyoruz, Ukrayna'da yapıyoruz. Oralarda konutun ürettiğiniz konutu satarken otoparkı, sosyal alanı ayrı satıyorsunuz. Ama Türkiye'de 100 metre bir konut üretiyorsanız 100 metrede sosyal alan, otoparkları ilave ediyorsunuz. Ettiğiniz zaman siz 200 metre üretiyorsunuz ama 100 metre satıyorsunuz. O yüzden Türkiye'de konut fiyatları, üretimi çok pahalı. Pahalı olması nedeniyle de önümüzdeki yılda kesinlikle vatandaşlarımız konut fiyatları düşecek. Ben düşük fiyatta o zaman alırım, faizden biraz para kazanırım dediği zaman kendini aldatmış olur. Bu fiyatlara bu senenin sonu ve önümüzdeki senenin içerisinde bu fiyatlara konut almaları mümkün olmayacak. Evet, yılın geri kalanında da konut fiyatlarında bir gevşeme olmayacağını dile getiriyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'i uğurladıktan sonra şimdi yabancı ilgisini de soracağız. Kiminle? Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak bizlerle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle dilerseniz bir Ağustos ayına bakalım. Ağustos ayına baktığımızda iç talep performansı ile ilerleyelim. Ağustos ayında satışlar nasıl gidiyor? Temmuz ayına dönecek olursak %53'lük, ipoteklilerde ise %84'e varan bir düşüş söz konusuydu. Bu kapsamda Ağustos satış verileriyle başlayalım isterim. Öncelikle iş pazarı değerlendirdiğimizde dediğiniz gibi ipotekli konut satışlarında geçen yıl oranla %80 bir düşüş gözlemliyoruz. Bunların başlıca sebepleri öncelikle arzın düşmesiyle talebin de çok olmasıyla artan bir arzın kısıtlanmasından ötürü talebin de artışından ötürü bir fiyat artışına denk geldik. Aynı zamanda da faizlerdeki artış seyri devam etti. Ancak yabancı tarafa baktığımızda geçen yıla oranla çok daha hızlı bir ivme kazandığını gördük normalleşmesinde başlamasıyla. Aslında 107 bin konut satışı geçen yıla oranla bir önceki yıllara da karşılaştırdığımızda iç pazarın ipotekli konut satışlarda düştüğünü ama ancak diğer satışlardaki şu an düşüşün bu kadar tehlikeli olmadığını görüyoruz. Ancak yabancı satışlar konusundaki ivmenin hızla devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Peki yabancı satışta bu ay nasıl ilerliyorsunuz ve hangi bölgelerden daha çok talep var ve hangi noktalara yatırım ilgisi daha çok görüyorsunuz? Yabancı satışlarla özellikle normalleşmenin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin de yaşam kalitesinin ve yatırım kalitesinin farkındalığının artmasıyla beraber birçok okyanus ülkelerine de ismimizin duyulmasıyla beraber hızlı bir şekilde yatırımların geldiğini gördük. Özellikle Haziran ayında başlayan hızlı ivme Temmuz ayında hızlı bir şekilde ilerledi. Bu ayda sahadan gözlemlerimize göre çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Özellikle yatırımların öncelikle komşu ülkelerimizden geldiğini zaten yıllardır biliyoruz. İşte Irak, İran, Afganistan, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerden. Ancak son 2 aydır gözlemlerimiz özellikle Amerika ve Avrupa'daki yabancı yatırımcılarının Türkiye'ye ciddi anlamda ilgi gösterdiğini ve bu insanların da sadece Müslüman değil, Amerikalı ve Avrupalı insanların da çok ciddi anlamda talep gösterdiğini sahadan ciddi anlamda gözlemliyoruz. Peki Hakan Bey, özellikle yabancı yatırımcı hangi bölgelere daha çok ilgi gösteriyor? Yabancı yatırımcı özellikle İstanbul merkezi olmak üzere Avrupalıların özellikle Ege kıyılarına ve Akdeniz kıyılarına ilgilerini gözlemliyoruz. Amerikan vatandaşlarının ise Amerika kıtasından gelen yatırımcıların ise özellikle yine Ege kıyılarına, Akdeniz kıyılarına ve İstanbul'a ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Onun dışındaki ürdü ülkeleri dediğimiz işte Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Singapur, Malezya odaklı ülkelerinde yine İstanbul merkezli daha çok Marmara bölgesine ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz sanırım. Evet, İnşaat Maliyet Endeksi en son Haziran ayına ilişkin veri %2,8'lik bir artışa işaret ediyordu. Dolayısıyla gerek kur etkisi gerek emtia fiyatlarındaki yükseliş bir miktarda büyük şehirler üzerinde yeterli arsa stoğunun olmaması nedeniyle önümüzdeki sürece dair fiyatlarda nasıl bir eğilim beklemeli? Diğer yanda konutlarda da yapı izin belgelerine baktığımızda bir arz tarafında yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu belki bir miktar fiyatlarda beklenen artışı sınırlandırabilir mi? Ne dersiniz? Geçen sene konut fiyat artış endeksine baktığımızda %32,4'te dünyanın en çok konut fiyat artış endeksine sahip ülkesi olduk. Tabii bundaki önemli gerekçelerden biri arzda özellikle yeni inşaat projelerinde %75 bir ruhsatlarda düşüş vardı. Ancak bu arzın bu dönemde özellikle açılmanın da olmasıyla birlikte gitgide arttığını seyrediyoruz. Konut satışlarındaki fiyat artışları hem inşaat maliyetlerinin artışıyla hem de arzın kısıtlanmasıyla birlikte aslında ciddi anlamda artış trendine gitmişti. Ancak arzın ve talebin dengelenmesiyle birlikte konut satışlarındaki fiyat artışının biraz daha dengeli seyredildiğini mesini bekliyoruz. İnşaat maliyetlerinin artış oranında izlemesini, sonrasında işte arzın değerlenmesiyle birlikte de konut fiyat artış endeksinin daha dengeli seyretmesini, daha enflasyona oranla %10 yüksek, yani enflasyon artı %10 bantlarında seyretmesini bekliyoruz. Peki Hakan Bey, bir gayrimenkul geliştirici olarak yatırım iştahı nasıl, nedir gayrimenkul geliştirici konut sektöründe? Şu anda baktığımızda özellikle İstanbul özelinde baktığımızda gerek iç piyasada gerek dış piyasada çok ciddi talebin olduğunu bir geliştirici gözünden baktığımızda görüyoruz. Ancak özellikle arsaların kısıtlı olması, yeni imar kanunlarının yeni inşaat projelerinin yapılmasını biraz zorlayıcı hale getirmesi, aynı zamanda da arsa maliyetlerinin, bunu yıllardır konuşuyoruz ama arsa maliyetlerinin ciddi anlamda pahalı olması gerekçesiyle yatırım iştahı geliştirici tarafında çok iyi seviyelerde değil. Ancak arsa maliyetlerinin daha seviyeli olduğu, daha ucuz demeyeyim ama hani daha dengeli olduğu yerlerde, talebin de yüksek olduğu yerlerde bir geliştiricilerin ciddi anlamda işte Kağıthane gibi, Göktürk gibi bölgelerde proje yapma gibi hevesleri sürüyor. Ancak işte yeni açılan bölgelerde ise, yeni talep gören bölgelerde, özellikle İstanbul Havalimanı'nın olduğu bölgelerde de geliştirici gözünden yatırımcı iştahının arttığını görüyoruz. Genel anlamda baktığımızda da artan inşaat maliyetleri ne yazık ki geliştirici tarafındaki yatırım iştahını biraz düşürüyor seviyelerde. Hı hı. Yeni gelişen projeler, havalimanı gibi özellikle yatırımcıların daha çok tercih ettiği proje geliştirme anlamında noktalar diyorsunuz. Ben şunu da sorayım, evet. Özellikle sektörü olarak yıl sonunda ne kadarlık adetle sektör yılı kapamayı öngörüyor? Geçen seneyi özellikle toplam sayı olarak 1,5 milyonla kapatmıştık. Biz bu sene 1,3 ile 1,4 arasında bir toplam konut satış sayısı bekliyoruz. Yabancı tarafa baktığımızda şu anda 25.000 Temmuz'un kapamasıyla beraber biz bu gelecek 5 ayda da eğer bir kapanma, bir pandemiden ötürü bir sorun olmazsa, seyahat kısıtlamaları gelmezse 50.000'e yaklaşacağını yabancı tarafında özellikle öngörüyoruz. Evet, diğer bir noktada özellikle fiyatlar nedeniyle düşük iç talebi de görüyoruz ve konut kredi faiz oranları. Dolayısıyla yeni proje gerçekleştirme anlamında sektörün ne yönde düzenleme veya desteklere ihtiyacı var? Sektörün özellikle istatistik tarafında çok ciddi desteğe ihtiyacı var Handan Hanım. Şu anda konuştuğumuz veriler tamamen tapu devirli veriler. Hı hı. Özellikle TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler, tapu devri yapılmış veriler. Ancak öncelikle belirtmek isterim ki markalı konut projelerinin birçoğunda, hatta %90'ında proje teslim edilmeden tapu devirleri yapılmıyor. Bu da bir geliştirici açısından, bir istatistiki bilgi alma açısından yatırım yapmayı düşündüğü bölgedeki verilerin yetersiz olduğunu gösteriyor. Şu an yaşadığımız Hinterland'da da verilerle çok değerli stratejiler geliştirmek gereken bir dönemde olduğumuz için Türkiye İstatistik Kurumu'nun özellikle tapu devri rakamlarının yanı sıra noterli satış vaadi sözleşmesi rakamlarını noterler birliği görüşerek tabii yayınlanması hem geliştirici açısından hem yatırımcı açısından hangi bölgelere gerçek talebin hangi seviyelerde onu görmek açısından çok daha değerli. Bir diğer konu ise tüketici kanununun gayrimenkul tarafındaki özellikle alıcılar için hukuk düzeninin biraz daha işte İngiltere ve Amerika gibi ülkelerin örnekleri benchmark alınarak biraz daha alıcıyı koruyucu şekilde, yatırımcı özellikle koruyucu şekilde yeni düzenlemelerin getirilmesi. Şu an yolda olan bayağı bir düzenleme var, onu da gözlemliyoruz. Hı hı. Bir diğeri de bu. Bir diğeri zaten geldi. Özellikle geliştiricilerin proje yaptığında bir yeterlilik esas alınması çok önemliydi. Bugüne kadar yoktu o. Özellikle bu sıkıntıyı Bağdat Caddesi'nde, Erenköy'de çok yaşadık. Artık geliştiriciler bir karne sahibi, A, B, C diye ilerleyen bir yeterlilik aranıyor. Ve bunun da çok ciddi anlamda regüle edilmesi ve bundan sonraki dönemde de gerçekten hani geliştiricilerin projeler düzenlemesi, geliştirici olmayan ve finansal yeterliliği olmayan hiçbir şirketin gayrimenkul projesi geliştirilmemesine önem verilmesi gerekiyor. Evet Hakan Bey, şimdi özellikle Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında biz bunun sanayi entegrasyonunun dönüşümünü çok konuşuyoruz. Ama diğer bir en önemli noktalardan biri, başta ticari gayrimenkuller olmak üzere konutlarda artık yeni projeler gerçekleştirirken karbon ayak izinin azaltılması, daha çevreci, sürdürülebilir, kaynakların sürdürülebilir kılındığı yeni projeler kapsamında Türk gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü ne yapıyor? Bu anlamda nasıl bir yol haritası izlenmeli ve belki önümüzdeki süreçte destekler bu alanda nasıl olmalı? Ne dersiniz? Özellikle Türk gayrimenkul sektörüne baktığımızda Amerikan sertifikaları dediğimiz LEED sertifikaları, LEED Generation sertifikaları, LEED, işte ND Gold var, Yeşil Mahalle sertifikaları gibi Amerika'nın bu konuda çıkarmış olduğu, özellikle yeşili destekleyen, geri dönüşümü destekleyen, yağmur sularının suya atık sulara çevrilmesiyle ilgili konuları destekleyen birçok sertifikasyon sistemi var. Aslında biz ülke olarak, Türkiye olarak kendi milli sertifikamızı geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu konudaki çalışmaların olduğundan haberdardık ama yani bir süredir her zaman işte gayrimenkul geliştiricilerin LEED sertifikalarına özellikle talep gösterdiğini görüyoruz. Ama LEED sertifikaları biraz Amerikan inşaat modellerinde geliştirildiği için Türk inşaat sektörüne pek uyumu söz konusu değil. Bu konuda gayrimenkul sektörünün özellikle yeni planlanan projelerde, özellikle pandemiden sonra bu konuda daha duyarlı bir sektörle karşı karşıyayız. Ancak bizim kendi bu konudaki milli sertifikamızın Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından adapte edilmesi çok daha değerli olacaktır. Peki Hakan Bey, özellikle vatandaşlar satın alma noktasında bu pandemide en çok hangi konut tiplerini tercih ediyorlar? Pandemi nedeniyle konut satın alım noktasında tercih değişikliğine gidildi mi? Özellikle tabii pandemiden sonra, pandemi süresinde çok önemli bir farkındalık ortaya çıktı. Balkonlu evler şu anda gerçekten bütün gayrimenkul geliştiricilerin de projelerini planlarken metrekareden feragat etme pahasına mutlaka bir balkonun yerleştirilmesi konuluyor. Ayrıca 1+1'ler biraz daha 1,5+1 tarzında tasarlanıyor. Yani bir çalışma alanı ihtiyacı doğdu konut tiplerinde. Gözlemlerimiz 2+1, yani 2 yataklı, 2 odalı konut tiplerine olan talebin çok daha arttığını görüyoruz. Tabii daha büyük konut tipleri de talep alıyor ama küçük konut tiplerine olan talebin azaldığını, özellikle balkonlu ve çalışma alanının planlandığı, yani buçuk da olsa, bir oda da olsa olan konut tiplerine olan talebin çok daha hızlı arttığını sahadan gözlemlemeye başladık. Çok teşekkür ediyorum ben de yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak'ı da uğurlayarak bir iş dünyasını bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın aynı saat yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.